Merhaba güzel arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gün aradan sonra yine döndüm. Bu sefer bir soru cevap videosu hazırlamak istedim. Çünkü YouTube'daki videolarda cevap veremediğim sorular birikmişti. Instagram'dan da bir sordum, hani sorunuz varsa cevaplayayım, hangilerini sormak istersiniz diye. Oradan da bir sürü dönüş aldım. Genelde herkesin merak ettiği tarzda sorular sorulduğu için ben de böyle bir videoyla size cevap vermek istedim. Umarım keyifli bir sohbet olur. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen sorularla başlayalım. İlk soru Arzu Hanımcığım sormuş. Tembellikten kurtulmak için önerebileceğiniz bir kitap var mı? Daha önce Kişisel Ataleti Yenmek, Mümin Sekman kitabı. Onun ben muhtemelen özetini de bir video olarak hazırlamıştım, motivasyon videosu olarak. Çok güzel bir kitap. Onun benden özetini de dinleyebilirsiniz. Çünkü içinde bazen çok fazla bilgi var. Bilimsel şeylerden çok bahsetmiş olabilir. Böyle size sıkıcı gelen yerleri olabilir ama Mümin Sekman'ın Kişisel Ataleti Yenmek bu konuda okuyabileceğiniz en güzel kitap. Ben onu belki 3 kere okudum. Bu aralar yine okumam gerekebilir. Böyle kitapları ara ara tekrar okuduğumda başa dönüyorum ve daha önce fark etmediğim başka noktaları görme fırsatım oluyor. O kitabı tavsiye edebilirim. Nagihan Hanımcığım sormuş. Yeni evinize geçecek misiniz? Bitti mi? Geçen gün bitmiş gibiydi videoda. Yeni evimiz bitti sayılır. Neredeyse bitti aslında. Geçen gün gene biz baktık bayramda. Merdiven, apartman merdivenleri de yapılmış. Ben henüz oraya geçmek istemiyorum. Şu anki evimden çok mutluyum. Özellikle yazın böyle bahçeye direkt çıkmak, kapıyı açtığımda o yeşilliği, o hayvanları görmenin verdiği huzur size anlatamam. Şimdi tavuk almak istiyorum. O konuda annemle çok anlaşamıyoruz ama muhtemelen tavuk da alıp böyle biraz da o hayatı yaşamak istiyorum. Tavuk da beslemek istiyorum. Keşke alabilsem şöyle bir dört bacaklı, onu böyle sevsem, sabahları beslesem, işte sütünü alsam, yani inekten bahsediyorum. O yüzden şu anda olduğum yerde mutluyum. Oraya geçmeyi düşünmüyorum. Hayırlı sabahlar, her gün video attınız mı diye bakıyoruz iki kızımla. İstanbul'dan Zonguldak'a taşınalım mı diye sormuş yine bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Her sabah aynı saatte ne güzel bir yere geliyordum. Benim de işlerim her zaman rast gitmiyor. Hayatım, yani kimsenin hayatında gitmiyor. Benim de öyle. Bir terslik oldu ve yükleme sürelerim çok uzamaya başladı. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Her şey iyiydi. Birden bir şeyler oldu. Altyapı sorunu oldu. Bir şey oldu yani. Bir kablo mu koptu bizim evimize gelen internet bilmiyorum. Videolarım istediğim saatte yüklenmiyor. Ama artık dediğim gibi bundan da bir hayır çıkartıyorum ve gün içine sizlere kavuşmak benim için çok önemli. Zonguldak'a taşınalım mı demişsiniz. Nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama Zonguldak çok güzel bir yer. Yaşamak için uygun bir yer kalmadı kira olarak ama benim yaşadığım yer kira olarak hala uygun. Zonguldak'tan öte küçük böyle ilçelere yerleşirseniz eğer hem birazcık köye benzer bir hayat yaşarsınız hem de şehire yakın olursunuz. Ben onun avantajını yaşıyorum. Olduğum yerde şu an çok mutluyum. Zonguldak'a taşınmak isterseniz de taşınmayın demem. Zonguldak'ın denizine bayılıyorum. Oraya gittiğimizde böyle içimiz açılıyor. Yakınlarda deniz olması da çok güzel. Yine ve Nihal Hanımcığım çok güzelsiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çiğdem Hanımcığım sormuş. Ehliyetin var mı? Didemcim araç kullandın mı hiç? Ehliyetim var. 18 yaşında babam hemen aldırdı. Daha liseyi bitirdiğimde sağ olsun teşekkür ediyorum. Araba kullandım. Daha önce Muğla'da, Aydın'da yaşarken biz orada otomatik arabamız vardı. Kullandım. Çok da keyifliydi benim için. O dönemler sürekli video çekmediğim için ben de o anlarıma denk getirememişim. Ama belli bir süredir kullanmıyorum. Şimdiki hedefim Yuki. Biliyorsunuz hani böyle her yerde burada var. Böyle motor, arkasına çocukları oturtabileceğim çok tatlı. Genelde yaşı büyük insanlar tercih ediyor ama ben çok seviyorum onları. Çocukları arkama alıp her yere taşıyabileceğimi düşünüyorum şehir içinde. Şimdilik araba kullanmıyorum. Yuki kullanabilirim belki. Soru değil ama iyi ki sizi tanımışım. Kucak dolusu sevgiler. İyi ki ben sizleri tanımışım. Nasıl anlatsam şu içimi, sizi nasıl sevdiğimi yani Allah biliyor. Cangül Hanımcığım, sizi de çok seviyorum. Mesajlarınızı okuyorum. Yeri geldikçe cevap vermeye çalışıyorum. Daha önce eşya çokluğunuz, eşinizle ilişkinize zarar verdi mi diye sormuşsunuz. Hiç böyle bir sorunumuz olmadı. Eşim de çok hani eşyaya bakan biri değil, evin düzeniyle çok ilgilenen biri değil. Görmez. Dağınıklık olsa da çok görmez. O yüzden eşyaya çok karışmaz. Aramızda herhangi bir sorun olmadı. Didem Hanım, hiç depresyona girdiğiniz oldu mu? Nasıl mücadele ettiniz, yendiniz diye sormuş bir arkadaşımız. Daha önce depresyona girdim. Üniversite zamanında girdim. Bir videomda bahsetmiş olabilirim. Böyle küçücük bir yerden yaşayıp küçük yaşımda birden İstanbul'a geldim. Bir de çok da kapalı yaşamıştık biz. Çok böyle küçük bir dünyamız vardı. Orada birden
tek başıma kalıp hırslı bir ortama girmiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum. Hazırlık çok güzeldi ama kendi bölümüme geçtiğimde biraz adaptasyon sorunu yaşadım. Çünkü ben farklı bir bölüm okumak istiyordum zaten. Sosyoloji okumak istiyordum. Turizm işletmeciliğine denk geldim, kazandım. O dönem ciddi bir de çok yakın arkadaşlarımla aramda sorunlar oldu. Bir bunalıma girdim. Bunalıma girdiğimde ne oldu? İçime kapandım ve böyle o dönem olumsuz şeyler düşünmeye başladım. Hep olumsuzu düşünüyordum ama hiç iyi şeyler düşünemiyordum. Ve bunun da farkındaydım. Hiç iyi bir durumda değildim ruh hali olarak. Hemen ailemle paylaştım. Sağ olsun yengecim beni hemen İstanbul Üniversitesi'nin psikiyatri bölümüne götürdü. Orada bir terapi görüşmemiz oldu. Tek seans görüşme yapıldı. Ondan sonra hemen antidepresan ilaç verildi, iki tane. Onları birazcık kullandım. Sonra dedim ki bu böyle gitmez. Hayatım boyunca ilaç kullanmak istemiyorum. Ben okumalıyım dedim ve orada benim kişisel gelişime ilgim başladı zaten. Çok fazla kitap okumaya başladım. Okudukça da işte kendimi daha iyi hissettim ve sonra bir kapı buldum kendime. Mutluluğa, huzura açılan bir kapı. Bir dinginlik kapısı buldum. Öylelikle bugün bu haldeyim. Hayatımdaki bütün olumsuzluklara rağmen size yansıttım, yansıtmadım. Ben buyum, böyleyim, sakinim. Ben de üzülüyorum, ben de kızıyorum ama duygularımı daha kontrollü yaşıyorum ve daha bilinçli olmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bununla ilgili bir video boyunca konuşabilirim ama başka soruya geçelim. Daha genç yaşlarınızda da bu kadar pozitif bakıyor muydunuz hayata? Zamanla mı bu bakış açısı gelişti? Eskiden ben eğlenceli biriydim. Daha çok konuşurdum. İkizler Burcu'yum. Çok hareketli, gülen, coşan, çok konuşan biriydim. Yine enerjiktim, pozitiftim. Zamanla bende değişen özelliğim az konuşmaya başladım. Eskiden çok konuşuyordum. Sonra çok konuşmanın çok kötü bir şey olduğunu fark ettim kendi adıma. Çok hatalarım oldu çok konuştuğum için. Ve kendimi en affedemediğim yerler gereksiz konuşmalarım. Gereksiz insanlara gereksiz şeyleri anlatmamdı. O yüzden artık daha az konuşuyorum. Ve az konuşmanın bana çok daha iyi geldiğini fark ettim. Yine pozitifim, böyle daha enerjiyim ama daha yerinde konuşuyorum. Didem Hanımcığım, sizin takip ettiğiniz YouTube kanallarını paylaşır mısınız? Ben Hamimami'nin hayranı olarak bu işe başladım. Çok seviyorum onu. Onun dışında onun bir tane daha benzeri var. Şurada bir hesabı gösteriyorum, bu hesap. Onları çok izliyordum. Hagrindal diye bir hesaptı. Ya Koreli, aslında Koreli ev hanımları. Ben Amerikalı ev hanımlarını çok izledim. Jessica Tull diye bir bayan vardı. Onların evleriyle benim evim o zaman çok benziyordu. Onların evi de çok eşyalı ve ıvır zıvırları çoktu. O yüzden benzettiğim için bir dönem hep Amerikalıları izledim. Sonrasında baktım evimde eşyam azaldıkça Amerikalıların evi bana gözümü yormaya başladı. Ben de bu sefer Korelileri izlemeye başladım. İstemeden, farkında olmadan onları sevmişim. Çünkü onların evleri daha der toplu olduğu için bana daha yakın gelmeye başlamış. Şimdi hala böyle Koreli birkaç hesap var. Açıklama kısmına bırakayım onları. Onları seviyorum. Onları izleyerek böyle çok da vaktim olmuyor ama fırsatım oldukça onları izliyorum. Böyle aktif olmak için nasıl halin oluyor her zaman? Her zaman olmuyor. Bazı günler kendime izin veriyorum. Onu da zaten videolarda size söylüyorum. Bugün video çekemedim çünkü hiçbir şey yapmadım. Ben ara ara molalar vererek ilerliyorum hayatımda ve o mola verdiğim günde, mola verdiğim için hiç kafamı takmıyorum. Onun rahatlığını yaşıyorum. Daha motive oluyorum diğer günler. Güzel enerji veriyorsunuz. Sorum şu, eşiniz galiba benim eşim gibi ev işi tamiratlarıyla çok da ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor. Hiç yapamıyor. Elinden gelmiyor. O yüzden ben de zorlamıyorum. Ben belli bir yaştan sonra kimseyi değiştiremeyeceğimiz kanısındayım. Değiştirmek için uğraşanlar var, uğraşmayanlar var. Ben uğraşmayan taraftayım. Çünkü değiştirmek için harcayacağım enerjiyi kendime harcadığımda ya da evime harcadığımda hem stresim daha az oluyor, hem gerginlik olmuyor. O yüzden bu şekilde ben kendi çözümümü buldum. Sorum yok ama seni çok sevdiğimi söylemek istedim. Canım Didem ablam, canım Betül. İnan kalplerimiz bir. Ben de sizleri çok seviyorum. Böyle gözlerim doluyor bunu söylerken. Tarif videolarına devam edecek misiniz? Muhtemelen örgü tarifi için söylediniz. Kanalımı açtım uzun zamandır. Kanalım duruyor ama işte bu yüksek lisans da araya girdi sanırım, ondan ödevlerim de derken daha böyle bir video düzen sistemi kuramadım. Örgü de öremiyorum ne zamandır. Şimdi halama bir tane çanta sözüm var. Halama çanta öreceğim. Çok güzel bir ipim var ondan. Onun dışında yaptıkça hani bir şeye başladıkça mutlaka tariflerini vermeye çalışacağım. Zamanı için bir şey diyemiyorum. Uygun zamanı bekliyorum ben de siz gibi. Video çekip atmaya nasıl karar verdin? İnanın bana çok kendiliğinden gelişti. Ben bu kanalı ilk örgü kanalı olarak açmıştım. Önce örgü tarifleri verdim. Sonra 4-5 sene unutmuşum. Yani çok uzun bir süre unuttum. Ondan sonra ama aynı mail adresini kullanıyordum. Aynı hesabı kullanıyordum. Sonra bir gün evi toplayamadım. Hiç toplayamadım. O arada da işte bu ev toplama videoları bana iyi geliyordu. Onları izlemeye başlamıştım.
Ondan sonra ben de çekmeliyim. Çünkü başka türlü o evi toplama şansım yok. İsteğim yok. Video çekersem en azından evi toplarım. Hem video çekmiş olurum diye ilk videomu attım. İlk videomu da açıklama arkasında linkini bırakayım. Oradan hani hatırlamış olursunuz. Oradan çok güzel, hiç beklemediğim böyle ufak bir ilgi yakaladım. Tabii ki çok daha iyi ilgiler kazanan sayfalar var ama ben de kendi çapımda çok güzel arkadaşlar buldum. Hepinize arkadaş diyorum. Öyle sayıyorum. Bugüne geldik beraber. Didem Hanım, sizi çok seviyorum. Videolarını her zaman izliyorum. Çok sağ olun. Zülfiye Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Yanlış anlamazsanız, bu işten iyi kazanılıyor mu diye bir soru gelmiş. Bu işten çok iyi, çok kazanılabiliyor ama izlenme sayısına göre. Ben kendi şu anki izlenme sayıma göre çok iyi kazanmıyorum. Yani bir evi geçindirecek bir para kazanmıyorum. Ama bunun bir çıt üstüne çıkabilirsem çok daha iyi bir gelirim olmuş olabilir. Onun üstünde, yani izlenmeniz arttıkça geliriniz de çok çok daha fazla artıyor. O zaman işbirlikleri falan da geliyor. Ama birazcık daha benim açımdan artması lazım. Ama eğer bir yol tutturabilirseniz, böyle bir çizginiz olursa deneyebilirsiniz. En azından denemedim ki içimde kaldı demezsiniz. Ben YouTube için herkese onu söylüyorum. Hatta ben bir YouTube videolarını nasıl çektiğim videosu hazırlamıştım. Ona bakarak siz de deneyin, içinizde kalmasın. En azından ben denedim, olmadı. Denerseniz tutar, çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Bunların hiçbirini denemeden bilemezsiniz. Soru sormak değil de nasıl sakinsiniz? Ben çok fevriyim. İşte ben fevri olamıyorum. Biraz karakter meselesi de olabilir ama ben kızgın olduğumda, bir tepki verdiğimde sonrasında çok büyük pişmanlık yaşıyorum. Bu pişmanlığım sebebiyle o tepkiyi vermemeye çalışıyorum aslında. Kendimi böyle frenliyorum. Siz yaşıyor musunuz bunu bilmiyorum. Kimisi oh iyi ki o davranışı yaptım, içimde kalmadı diyebilirsiniz. Ama benim gibiler de pişmanlık duyuyorum nedense. Keşke o kadar fevri olmasaydım, keşke onu söylemeseydim diyebiliyorum. O yüzden daha sakinim. Merhaba, yeni evinize neden taşınmıyorsunuz? Şu an annemlerin alt katında yaşıyorum. Halamın dairesindeyim. Yeni evimize taşınacağız ama o evin birazcık masrafları var. Muhtemelen, bilmiyorum, o konu biraz karışık. ALES'ten kaç puan aldınız? Hangi yüksek lisans nasıl gidiyor? ALES'ten 78 puanı aldım. Zonguldak'ta, işte Ereğli Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği bölümünde yüksek lisansa başvurdum ve oraya gidiyorum şu anda. Çok memnunum. Çok kaliteli hocalarım var. Gerçekten derslerden çok memnunum ve olduğum yerden çok mutluyum. Arkadaşlarım çok güzel. Benim için çok güzel bir tecrübe oluyor şu anda. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Ben elimden geleni yapacağım. Araştırma yapmayı zaten seviyordum. Böyle kişisel gelişim şeyleri ya da bir sürü şeyi araştırıyordum. En azından bu sefer kendi alanımla ilgili, bölümümle ilgili araştırmalar yapıyorum ve bunların ödevini hazırlıyorum. Çok keyifli. O yüzden araştırma yapmayı sevenler için yüksek lisansı tavsiye ediyorum. Öfke patlaması yaşıyorsunuzdur. Nasıl kontrol edersiniz bu duygunuzu? Öfke patlaması uzun zamandır yaşamadım ama çocuklarım huysuz olduğu zaman çok öfkeleniyorum. Allah'tan çok uzun zamandır değiller ama bazı günleri tutmuyor çocukların. Her günü birbirinden farklı oluyor. Ben yalnız kalmayı tercih ediyorum. Mesela baktım aşırı öfkeliyim ve çocuklara bir patlamam olacak. Hemen yalnız kalıyorum. Böyle bir yere gidiyorum, tuvalete gidiyorum, kapıyı kapatıyorum. Orada kendimi sakinleştiriyorum. Ya da kime kızarsam kızayım, ben önce yalnız kalmayı tercih ediyorum. O en öfkeli anımda kendimi sakinleştiriyorum. Ondan sonra bir adım atıyorum. Yani yine sakin bir adım atıyorum. Ben hayatımda gerçekten kimseyle öfkeli konuşmuş biri değilim. Yani bilemiyorum, yapı meselesi. Değilim. Öyle. Ama bu sonradan da kazanılabilir bir özellik. Onu size söyleyeyim. Ben fevriyim diye kendinizden memnun değilseniz, kendinizi böyle kabul edip devam etmek zorunda değilsiniz. Siz de kendinizi düzeltebilirsiniz. Ben birçok özelliğimi törpüledim. Siz de törpüleyebilirsiniz. Yeter ki farkında olun ve bunu düzeltmek isteyin. Eşinizle tartıştığınızda, modunuz düştüğünde ne yapıyorsunuz? Çocuklar olunca moral bozukluğu çok zor diye sormuş Ayşe Hanımcığım. Eşimle hiç tartışmadık desem. Yani biz kaç senedir? 10 senelik evliyiz. Hiçbir kavgamız yok. Bir sürü tabii ki beni kızdıracak şey yapıyor. Ben yapıyor muyumdur bilmiyorum. O konuda çok objektif olamayacağım ama sonuçta kadına her zaman haklı. Ama öyle bir polemiğimiz olmadı. Bir kere böyle bir ses yükselterek bir konu hakkında konuştuk. Çocuklar dediler ki anne siz kavga mı ediyorsunuz dediler. Ben böyle hemen sesimi düşürdüm. Onlara bu ortamı bile vermek istemedim. Çocukların yanında kavga etmek
benim şeylerimden biri, en çok dikkat ettiğim şeylerden biri. Bilinçaltımda hep bu var. Yani biz hiç kavga etmedik ama her evde kavga olabilir. Sizin evinizde oluyorsa da kendinizi bununla ilgili suçlamayın. Çocuklarınıza sadece anlatın. Onlara büyük insan gibi, her zaman söylediğim gibi. Atıyorum sonra sakinleştiğinizde, her şey normale döndüğünde çocuklarınıza o anın neden öyle olduğunu, yani insanlar bazen öfkelenebilir diye anlatabilirsiniz. Ben onu yaptım. O sesimin yükselmesini çocuklara, bazen öfkelenebiliriz. Büyükler böyle şeyler yaşayabilir. Ama sonra düzeldik. Bizim aramızda bir sorun yok diye açıklama yapıyorum. Yaptım yani. Çocuklarla evden nasıl gelir sağlayabilirim? Ayşe Hanımcığım, benim bununla ilgili videom var. Onu mutlaka izlemelisiniz. Hatta belki yakında tekrar güncel bir video çekerim. Hepimiz evden para kazanabiliriz. Hepiniz kazanabilirsiniz. Hele bu devirde, internetin elimizin altında olduğu bu devirde, el emeği, bir hizmet, her şey yapılabilir. Bunu çok geliştirebilirsiniz. Bununla ilgili ayrı bir mutlaka videoda uzun uzun konuşalım. Eski videomu da izleyebilirsiniz. Motivasyon videolarımın altında. Dikkat ettiğini biliyorum ama elin çok ağır Didemciğim. Bununla ilgili var mı yapacağım? Çok ağır. Yani ben vallahi düzeltemiyorum bu konuyu. Ağır bir insanım. Yani sakin bir insanım. Evet ama elim de çok ağır. Ben böyle böyle şipşak her işini yapanlara imreniyorum. Öyle deniyorum. Mizacıma uymuyor. Böyle koşuyor gibi hissediyorum kendimi. Sonra böyle yoruldum diye kenara çekiliyorum. Ağır kanlı bir insanım. O yüzden benim için çok zor. Kendimi böyle kabullendim. KPSS'ye hazırlanmayı hiç düşünmediniz mi? Düzenli bir iş edinmek istediğiniz için hiç düşünmedim. Çok iyi şartlarda, özel sektörde çalışıyordum. İş kariyer olarak hiçbir sorunum yoktu. KPSS'ye o yüzden hiç ihtiyaç hissetmedim. Buraya geldiğimde bir sorguladım acaba hazırlansam mı diye. Çünkü yaş problemi çok fazla yoktu birçok bölüm için. Sonra başka türlü şeyleri denemeye karar verdim. Öyle. Yani çok düşünmedim diyebilirim. İlk evlendiğinde attığın veya ihtiyacı olana verdiğin eşya hangi eşya şu an olsa işine yarardı? Kurutucum. Kesinlikle sebze kurutucum. Onu kime verdiysem şu anda çok işime yarardı. Sizin yorumlarınızdan da onu anlıyorum. Hatta bugün çıkıp kurutucu alacağım çünkü hala nemli kalmış sebzelerim. Evet, onların kupkuru olması lazım buzdolabında. Ben onu anladım daha uzun süre gitmesi için. Hepinize çok teşekkür ediyorum bütün yorumlarınız için. O yüzden bu soru da böyle özellikle tam denk geldi. Kurutucumu atmamak isterdim. Soru sormak istemiyorum. İyi ki varsın güzel kalpli insan. İyi ki tanımışım seni. Teşekkür ederim emeklerin, bilgilerin için. Kalplerimiz bir. Böyle gözlerimden okuyabilirsiniz sevgimi. Aynı şeyleri hissediyorum. Didem Hanım, İstanbul'a gelecek misiniz? Geleceksiniz eğer, takipçilerle buluşma olacak mı? Dilek Hanımcığım, yakın zamanda İstanbul'a gelebilirim ama takipçi buluşmaları çocuklarım küçük olduğu için benim için çok zor hala. Biraz daha belki ilerleyen aşamada olabilir, öyle bir şey yapabiliriz. Ama şu aşamada ben çocuklarımdan ayrı çok fazla plan, kişisel plan yapamadığım için maalesef. Ben de İkizler Burcu'yum. 23 Mayıs'ta doğdum. Siz çok sakinsiniz. Hiçbirine kızıp onu boğmak istediniz mi? Hiç boğmak istemedim Allah için. Ama çok kızdığım oldu. Ve o anda şöyle bir şey fark ettim. Kalbim o kadar hızlı atmaya başladı ki böyle kalp ritmimin o an bozulduğunu fark ettim. O anda kızgınlığımı unuttum. Kalp ritmimi düşünmeye başladım. Sonra kendi sakinleştirmeye ve derin nefes almaya başladım. Ondan sonra da geçti zaten. Çok uzun sürmedi. Ama sonraki tavrım hiç geçmiyor. Mesela kızınca işte ben kolay barışamıyorum. Kin tutmuyorum ama kırılganlığımı unutmam kolay olmuyor. Onun için gerçekten karşı tarafta bir çaba görmem gerekiyor galiba. Eltiniz veya görümceniz yok mu? Benim eltim var bir tane. Çaycuma'da yaşıyor. Kayınvalideme yakın bir yerde oturuyorlar. Görümcem hiç yok. Akademik anlamda online çalışıyor musunuz? Şu an için çalışmıyorum. Çok istiyorum böyle bir şeyle uğraşmayı. Online olabilir. Hani okulda kalmak olabilir. Akademik olarak araştırmalar yapıp böyle bir şeylere katkı sunmayı çok istiyorum. Öyle olmaya çalışıyorum diyelim. Babanın size verdiği ev ne oldu? Geçecek misiniz yoksa kiraya mı vereceksiniz? Babamın bize verdiği ev şu anda bitti. Çok yakın zamanda tekrar bir halini gösteririm. Oraya geçecek miyiz? Şimdilik geçmeyeceğiz gibi gözüküyor. YouTube için video çekmeye nasıl karar verdiniz? Cesaret bulamayanlara ne önerirsiniz? Deneyin derim. Cesaret bulamayanlara tek önerim, yüzünüzü göstermeden deneyin. İhtiyacınız olan tek şey bir tane kamera tutucu tripod, bir tane de telefon. Telefonunuzun kamerası çok yüksek olmayabilir. Aydınlık alanları seçmeye çalışın. Benim size anlattığım yöntemlerle videolarımda mutlaka o videoyu izleyerek video çekmeye çalışın. Video düzenleme programının da ne olduğunu açıklama kısmına tekrar yazayım size.
deneyin diyorum ben. Çok da ben keyif alırım. Bana da söylerseniz keyifle izlerim videonuzu. Bir şeye aşırı üzüldüğünüzde ne yaparsınız? Uyumak, dışarı çıkmak gibi. YouTube'da size aboneyim. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeye dediğim gibi üzüldüğümde ve kızdığımda sessiz kalırım. İçime kapanırım, kendime dönerim. Karalar bağlamam, kendimi sakinleştirmeye çalışırım ve hazmetmeye çalışırım. Hazmettikten sonra ufak ufak tepkiler veririm ve bir duruş sergilerim. Eşiniz size destek mi? Yalnız gözüküyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Eşim ev işlerinde bana destek değil. Yalnız gözükmemin tek sebebi o yoğun çalıştığı için. Benim de hayatım evde geçtiği için. Ben de evde geçen hayatımı sizinle paylaşıyorum. O sebeple benim videolarım böyle. Kaç kiloydunuz diyetten önce, şimdi kaç kilosunuz? Bir diyet videosu çekeceğim. Eski hallerimi bulacağım. Bir de şimdiki halimi göstereceğim. 86 kiloyla diyete başladım. Şu anda 68 kiloyum. Tam 18 kilo. Yaklaşık 10 ayda verdim. 11 ayda verdim. Sürecimi burada mümkün olduğunca başlarda daha çok gösterdim. Sonra biraz daha böyle yavaş kilo verdiğim için size anlatacak çok bir şeyim olamıyordu. Şu anda son 1-8 kilom kaldı. 60 kiloyu kesinlikle görmek istiyorum. Allah sağlıkla izin verirse. Böyle bir çabam var. Bir ritme sokacağım onu. Size de yaptıklarımı anlatacağım. Videosunu çekeceğim. Detokslar deneyeceğim yine. Umarım hep beraber sağlıklı bir şekilde kilo verebiliriz. Öyle, çok uzatmayayım ben bu videoyu. Olduğu kadar çok güzel farklı sorular geldi. Genelinde merak edebileceği şeyler oldu. Sizin de merak ettiğiniz şeyler olursa arada yazarsanız ben onları not ediyorum ekran resmi alıp. Önümüzdeki günlerde paylaşmaya devam ederim. Ara ara böyle sohbet videoları yaparız. Benim için keyifli bir sohbetti. Şimdi yeni bir hafta başlıyor artık. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki buradasınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.